Manşete hoş geldiniz. Kimi yakacağı belli olmayan bir ateş birazdan buna bakacağız. Yayınlarda bahsediyorum, yorumlarınızı okuyorum ve yorumlarınızdan yararlanıyorum. Onlar beni besliyor ve onlara ürettiğim cevapları yayınlarda kullanıyorum ve bir anlamda ufuk açıcı oluyor. Oradan aldığım perspektifle daha farklı yönlerden konulara yaklaşabiliyorum. O açıdan önemli. Lütfen alta yorum bırakın ve elbette yayınları beğeniyorsanız beğenin, like'ların, likelayın bu son derece önemli. Bu interaktif iletişimin YouTube algoritmasında izlenme izlenmeyi yükseltmesi çok sayıda YouTube seyircisine veya ilgilenen insana bu yayınların ulaşmasını sağlamak kadar sağlaması kadar etkileşimi artırması da önemli. Ben buna daha çok önem veriyorum. Yani bir perspektif orada sorulan sorulara sorularla acaba yayından Murat Neydi ve bu anlaşıldı mı? E, seyirciye e, doğru geçti mi anlatılanlar ya da seyircinin kafası belli konularda karışık mı? Ya da e, hangi konuların cevaplanmasını istiyor? Bazı seyircilerimiz de çok güzel açılar e, dile getiriyor ve ben onlardan yararlanıyorum ve mesela bazı boşlukları da e, tamamlamama, e, doldurmama vesile oluyor. Bir ikisini ben ekrana da getireceğim ve e, birlikte bakalım. Mesela Önce esprili olanlarla başlayalım. Bir seyircimiz Thames ne ya demiş. İşte Times diye yazılır. Times işte Thames işte neyse diye yazılır. Times diye okunur. İngiltere'de yaşıyor. Yani şimdi e, Londra'nın göbeğinde e, İngiltere'ye hayat veren bir ırmak. Londra'ya hayat veren bir ırmak. Thames'in e, yazılışını ve okunuşunu çok iyi biliyorum. Geldiğim günden beri çok iyi biliyorum. Thames diye yazılır ve ekrandaki gibi de şey, Times diye okunur ve ekrandaki gibi de yazılır. Türkçe'de de Times diye okunur. Bunun Times e, zamanlar falan manasına gelecek veya işte Amerika'daki Times meydanını falan çağrıştıran bir e, tarafı yok. Neden İngiltere'de yaşıyorsunuz diye sormuş bir seyircimiz. Ben de ailecek 2016 Mart ayında buraya göçtük ve e, her geçen gün ne kadar doğru bir karar aldık diye mutlu oluyoruz falan dediğimde Diyor ki sorumun cevabını vermemişsiniz. Verdiğiniz yanıt beni tatmin etmedi. Ne diyeyim yani? Yani ne tatmin ederdi? Türkiye'den göçme kararı aldık ve göçtük. Yani ben başımıza geleni ve yaptığımızı böyle tanımlıyorum. Fakat siz ne duymak istiyorsunuz? Ayrıca antiparantez şunu söyleyeyim. Yani sizin duymak istediklerinizi söylemek için ben bu yayını yapmıyorum. Öyle olsa farklı bir tonda konuşurdum. İçimden ne geliyorsa, neye inanıyorsam, ne hissediyorsam ve doğru neyse. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir başkası, dershaneler fırsat eşitliği getiriyor, size hiç katılmıyorum. Dershaneye maddi nedenle gidemeyenlerin eşitliği nerede sağlanıyor diye sormuş. Ona cevap verirken, bu konuyu biraz daha açmak gerektiğini düşündüm. Neticede çarpık bir eğitim sistemi söz konusuysa ve Türkiye'de böyle son derece çarpık, fırsat eşitliği olmayan, yetersiz, özellikle büyük şehirlerde belli imkanları olanların kaliteli eğitime ulaştığı ve kavuştuğu ama taşrada hem okulların kalitesiz olması hem nitelikli öğrencilerin bir çıkış yapamaması, yapamayacak olması, yani coğrafyanın bir anlamda onlar için kader olması. Bu nasıl aşılır? Dershaneler o anlamda bu çarpık eğitim sistemini tek başına düzeltemez. Fakat başarılı fakir çocukları burs desteğiyle ee, ...yükseltebilir, önünü açabilir, onların önüne yeni fırsatlar koyabilir. Bunu kastettim. Orada da kendi örneğimi verdim. Benim çok başarılı bir okul hayatım, her notu pek iyi, 10 üzerinden 10 falan bir şeyim... İşte bu çocuk boğaz içine gider, ot diye gider falan gibi böyle bir parlak bir öğrencilik kariyerim yoktu. Fakat ailemin beni dershaneye yollayacak parası da yoktu. Ve... E benim bütçem yok dedi babam e, ve işte sen dedi kendi imkanlarınla çalış istersen dedi bir üniversite hazırlık dergisine abone ol. O zaman aşama falan gibi dergiler vardı. Ve ben e, ilk sene dershaneye gitmeden e, üniversiteye hazırlanmak durumuyla karşı karşıyaydım. Peder bütçe ayırmadığı ve bütçe ayırmak istemediği için. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi bu, ikincisi bu. Sonra e, bütün işte sınıfımdaki herkes, çevremdeki herkes dershaneye gidiyordu ve Adana'dayım. Ee, o sırada öğretmenlerimden biri aynı zamanda bir dershanede e, kayıtsız öğretmenlik yapıyordu. Resmen milli eğitimde çalışıyordu. Neyse dedi ki yani seni bizim dershaneye yazdıralım ee, ve dedi yarı fiyata. Hani ben dedi şey yapayım e, referans olayım bir şekilde sen de dershaneye git. Yani olmaz bu şekilde yani dershaneye gitmeden üniversitede bir varlık gösteremezsin filan. Ve öylelikle dershaneye gittim. Yani gittim dershanenin adını hatırlamıyorum. Ha ama aklınıza geleceği gibi işte cemaat ya da hizmet e, grubunun bir dershanesi değildi adına da. Evet. Neyse biz konumuza gelelim. E, bir önceki yayında Ümit Özdağ ve Memduh Bayraktaroğlu'nun İmamoğlu üzerinden gündeme getirdikleri bir iddiayı konuşmuştuk. Bunun Bugün bu son derece önem kazandı. Neden kazandı? Çünkü bazı taşlar yerine oturdu. Ümit Özdağ özellikle Etiler Polis Evi arazisi üzerine işte iş merkezi, rezidans vesaire kuleler dikilmesine ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buna izin verdiğini iddia etti. Memduh Bayraktaroğlu da aynı soruyu defalarca Ekrem İmamoğlu'na sordu halde bir yanıt alamadığından bahsetmişti. Hadise biraz özellikle son birkaç günü taradığınızda gerift bir hal alıyor ve gerçekten İmamoğlu'nun ve İmamoğlu cephesinin sorması gereken soruların listesi artıyor. Bir gün gazetesi geriye doğru fikri takip yapalım. 12 Ağustos'ta girdiği haberde yeni gözde aile dostunun şirketi Erdoğan'ın aile dostu Nusret Yıldırım'ın kurduğu Yapı ve Yapı şirketine, Yapı ve Yapı şirketinin adı bu, Yapı ve Yapı şirketine 871 milyon TL'lik bir ihale daha verildi. Atatürk Havalimanı'nın pistlerini de kıran şirkete son 7 yılda toplam 25.5 milyar TL değerinde 23 ihale gitti diyordu. Neydi bu Yapı ve Yapı şirketi? İşte onu deli çavuş hesabından Sedat Peker bu Bir Gün Gazetesi'nin haberinden bir gün sonra attığı tweetlerde biraz daha detaylandırıyor. Birinci burada diyor ki Türk medyanın sahibi yani Akşam 24 360 vesaire birçok dergi radyo gibi kanalların da bulunduğu Türk medyanın sahibi Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ yapı yapı firmasının yapı ve yapı olacak %25'lik gizli ortakları diyor. İktidarın tüm kritik gizli kararlarının alındığı ulustaki o meşhur kafenin de sahipleri diyor. Vesaire. Çamlıca Kulesi'ndeki kafenin sahipleri filan. Dolayısıyla bir anda dikkatler Yapı ve Yapı firmasına dönüyor. Başta da söyledim. Yani şeyin de e, en baştan itibaren iddialar Yapı ve Yapı firması Etiler'deki bu araziyi aldı. Oraya kuleler dikiyor ve bunun da gizli ortakları Yeşildağ ailesi. Yeşil ailesi kim? Erdoğan'ın bu Yani bir anlamda Erdoğan gizli ortak ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de buna izin vermekle itham ediliyor. İddia büyük, iddia ağır. Hemen sonra 15 Ağustos'ta Barış Terkoğlu Cumhuriyet'te bir yazı kalem aldı ve burada AKP döneminde imar planı değiştirilerek 95 bin metrekare inşaata açıldığını Etiler Polis Evi arazisinin e, ve yapı ve yapı şirketine aynı şirket inşaat karşılığı devredildiğini yazıyor. Tabi AKP İstanbul'u kaybettikten sonra ne olacak? Çünkü Barış Terkoğlu'nun yazısına göre %53.2'si anlaşma gereği İstanbul Büyükşehir'e devredilmiş durumda veya verilecek. Enteresan bir detay var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi elindeki payı Geçen Kasım ayında yani Kasım 2021'de Sedat Peker'in bahsettiği yapı ve yapıya satıyor. Kaça? 2 milyar 88 milyon liraya. O günlerde doların satış kuru 9 lira 72 kuruş. Şu anda doların geldiği yeri ve gideceği yeri herkes tahmin etsin. Satış TL üzerinden gerçekleştiği için ve 4 parçada ödeneceği için bu yazıya göre ve TL üzerinden ödemeler olacağı için dolar bazında sürekli bir değer kaybetmesi ve bir anlamda İstanbul Büyükşehir'inde zarara uğratılması var. Yani bir an bir yanda e, e, Erdoğan'ın şirketi, Erdoğan'ın muhtemedi Yeşildağ ailesinin şirketi yapı ve yapıya siz elinizdeki payı devrediyorsunuz. E, i̇ki, 2 bunu da e, TL üzerinden 2 milyar TL'ye devrediyorsunuz ve o da dolar karşısında her geçen ay eriyor. Böyle e, ağır bir iddia. Bir diğer konuyu da bu yazıdan bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bakanlığa e, soru yöneltmiş Çevre Şehircilik Bakanlığına diyor ki Atatürk Havalimanı pistlerini kıran yapı ve yapı AŞ'ye peşkeş çektiği 6 ihale dahil ...toplam 25 ihalesini yargıya taşıdım. Kanundaki koşullar oluşmadığı halde... ...pazarlık usulüyle adrese teslim yapılan 25 ihalenin güncel tutarı... ...47.9 milyar TL. 25 ihalenin e, güncel tutarı 47.9 milyar TL. Yani Erdoğan'ın bir anlamda kendisine kestiği... E, ...kendisine verdiği ihaleler. Burada da e, Twitter üzerinden... E, ...Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiği 25 ihalenin listesini de paylaşmış. Dolayısıyla iddia son derece ağır ve mesele artık mızrak çuvala sığmaz boyutunda ve Ekrem İmamoğlu'nun bunlara bir cevap vermesi icap ediyor. Şeye baktığınızda, Ticaret Sicil Gazetesi'ne baktığınızda, bu yapı ve yapı şirketi kurulduğunda Zeki Yeşildağ, sarıyla işaretlediğim bölüm, yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş ama hemen sonra yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş. Yani yönetime açıktan ismen girmiş ve çıkmış. Şu anda da zaten Sedat Peker'in iddiası ifadesi o ki gizli ortak olarak Yeşildağ ailesi yapı ve yapı şirketinde yüzde yirmi beş. Tabi bunların hep bu iddia bu ticaret sicilindeki bu bilgi ise resmi bilgi. Yani esasen Yeşildağ ailesinden Zeki Yeşildağ Yönetim kuruluna girmiş Yapı ve Yapı şirketine girmiş. Böyle enteresan bir durum ve böyle enteresan bir iddia haliyle Ekrem İmamoğlu'nun bütün bunlara cevap vermesi ve bu konuda konuşması icap ediyor. Tabii bu bir anlamda Sedat Peker'in açtığı bir ateş ve bu ateş sonucu. Ee, şarapnel bir şarapneller, şarapnel parçaları bir anda Ekrem İmamoğlu'na çarpmış gibi görülüyor. Ee, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı'nın güçlü adayları. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminin güçlü adayları arasında. Buraca e, özellikle işte zeki e, Deniz Yavuz Yılmaz'ın attığı tweetler, Barış Terkoğlu'nun yazdığı yazı, e, Sedat Peker'in attığı tweetler vesaire. Yine işte bir gün gazetesinde çıkan haber bir planın parçası mı? Bunu bilmiyoruz. Yani bir plan, bu, bu anlamda bir plan götürülüyor olabilir mi bilmiyoruz. Fakat görülen o ki burada Ekrem İmamoğlu yıpranıyor ve yıpratılıyor. Böyle de bir durum var. Yani Ekrem İmamoğlu bunlara açıklık getirmediği sürece de bu yıpranma devam ediyor. Kimi yakacağı belirsiz ateş derken kastettiğim bu. Bunun üzerinden Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu bir operasyon çekiliyor olabilir. Hayır çekilmiyor da olabilir, böylesine denk gelmiş de olabilir hadiseler ama ortada somut iddialar var ve cevaplanması gereken iddialar bunlar. Evet Cumhurbaşkanlığı yarışı yaklaştıkça, seçim yaklaştıkça bu ve buna benzer pek çok şey ortaya dökülecek ve taraflardan buna açıklık getirmesi istenecek. Kolay bir süreç değil, gerçekten kolay bir süreç değil. Biz elbette bu olayda bazı mesela bu konuya hiç girmeyen insanlar oluyor. Giren kenarından geçen insanlar oluyor vesaire. Çok da fazla işin orasında değilim. Ama neticede nereden bakarsanız bakın bu bir kamu parasıdır ve kamu parasının hakkını e, takip etmek icap eder. İstanbul'la devam edelim. E, 17 Ağustos depreminin dün yıl dönümüydü. İstanbul'da en az 7.2 bekliyoruz diyor. Şimdi ben İstanbul depremi sırasında Ankara'dan İstanbul'a demir yolculuk ediyordum. Tam 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece e, o gün artık Başkent Ekspresi'yle mi Boğaziçi Ekspresi'yle mi böyle ekspresler vardı. İşte saat 10.30-11 gibi Ankara Garı'ndan kalkar e, sabah saat 7-7.30 gibi de Haydarpaşa Garı'na ulaşırdı. 7-8 saatlik bir tren yolculuğuydu ve e, o tren yolculuğu işte gece yarısı Bilecik civarında bir yerde durdu. Ve artık bir noktadan sonra gidemedik çünkü deprem olmuştu. Deprem olduğunu da bilmiyorduk. Trende hissetmemiz de mümkün değil, haber almamız da mümkün değil. Bütün iletişim kopmuş vesaire. Sonra yürüyerek otostop yaparak falan. Tren yürüyemiyor tabii. Sonradan öğrendik ki işte raylar bozulmuş yani yürüme imkanı yok. İşte vezir köprü, osmaneli, o civar şeyden biliyorum. O günlerde o yolları otostopla geçtiğimiz için biliyorum. Adapazarı, pazarı, işte İzmit üzerinden otostopla saatler süren bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelebilmiştik bir arkadaş grubuyla ve sonrasında da e, benim İstanbul'daki ilk muhabirlik deneyimim e, bu deprem haberlerini takip ederek olmuştu Ankara yıllarından sonra ve hemen her e, hafta bir yerde bir tatbikat olurdu belli mahallelere konteynerlar konmuştu deprem toplanma alanları ilan edilmişti filan son derece duyarlı yıllardı 99'un ikinci yarısı ve 2000-2001 sonra ne olduysa unutuldu o konteynerler yağmalandı. Deprem toplanma alanlarına AVM'ler dikildi. Fakat o yıllara dair bir istatistik ya da bir tahmin var. Ve o öyle bir zihnime kazınmış ki bir türlü gitmedi. Onu hiç unutmadım. O gün uzmanlar, içlerinde Naci Görür var mıydı yok muydu bilmiyorum. Fakat uzmanlar şunu söylediler. Dediler ki önümüzdeki 30 yıl içerisinde 7 ve üzerinde bir depremin İstanbul'u vurma olasılığı %60. 1999 2022. 23 yıl geçmiş, kaldı 7 yıl. İşte Naci görür burada ondan bahsediyor. Diyor ki 1999'dan bu yana 23 sene geçti. %64 olasılık. Ben %60 olarak hatırlıyorum. O %64 olarak düzeltmiş. %64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre biz işin son evresine geldik. Yaptığımız çalışmalarda Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay hattının kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir diyor. 1999'da benim kafama kazınan, altını defalarca çizdiğim bu ihtimal 23 sene sonra halen bu konudaki en uzman isim tarafından altı çizilerek bir kere daha gündeme getiriliyor. Bütün gazetelerde vardı bu haber. Ve fakat o günden bu yana herhangi bir biçimde atılmış bir adım yok. Kentsel dönüşüm anlamında bir takım rant projeleri yapıldı. İstanbul'da hala o binlerce püf dediğin anda yıkılacak bina var. Oturmaya elverişli olmayan binalar var. Öyle ki işte altındaki kaldırımları falan çevirmişler. insanlar altından geçmesin. O kaldırımlarda yürümesin de bina çökerse altında kimse kalmasın diye. Öyle boşaltılan binalar var. içinde hala insanlar oturulan binalar var. Kiralanan binalar var. Var oğlu var. Hele şu ekonomik ortamda. Ve hiçbir şey yapılmadı. 23 yıldır. Ve geliyor gelmekte olan. Şimdi yarın öbür gün bu geldiğinde de şey mi diyeceğiz yani İmamoğlu'nun kabahati önlem almadı mı diyeceğiz. İşte derler bunlar. Mehmet Barlas öyle söylüyor. Hani, hani sel basmayacaktı? İmamoğlu hiçbir bahaneye sığınmadan İstanbul'un su baskını sorununu çözmeli. Yarın deprem olduğunda İmamoğlu diyecekler gene. İBB suya battı diyor sabahın salı iç sayfa manşeti. Evet. Dolayısıyla yarın... Bir deprem olduğunda da bunun faturası İstanbul Büyükşehir'e kesilecek. Ama faturanın kime kesileceğinin önemi yok. O binaların altında binlerce belki on binlerce insan can verecek. Bu kadar ciddi. Neyse dönelim. Bu işlerin sorumlusu. Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyormuş efendim. Bu arada e, Türkiye enteresan bir dış politik denge üzerinde yürüyor. Yani bir yanda Ukrayna'yla görüşüyor bir yandan Rusya'yla. Yani Ukrayna Rusya savaş halinde. Dün değil evvelki gün Putin'le görüşüyorsunuz. Üç gün sonra işte şeyle Zelenski ile buluşacaksınız. Bir anda İsrail'le barış çubuğu tüttürülüyor. İsrail'le karşılıklı Büyükelçi atama kararı çıkmış. Vesaire. Suriye ile görüşmeler işte başladı. Yakında daha üst düzey belki devam edebilir. Ama Dışişleri Bakanları görüşüyor en azından. Böyle de bir durum var. Evet. Dün tukaka edilen bütün ülkeler ve bu konuda çözüm üreten ya bu işin bir üçüncü yolu yok mu diyen insanlar şeytanlaştırılırken şimdi iktidar o üçüncü yolda girmiş görülüyor. Burada dikkatimi çeken Lviv'de bugün e, zirve olacak. BM Genel Sekreteri ile birlikte Zelenski, Erdoğan e, Lviv'de buluşacaklar. Lviv Ukrayna'nın batısında Polonya sınırına yakın bir noktada, Polonya sınırına 40-50 mil civarında yanılmıyorsam. Ve son derece güvenli bir bölge. Zaten muhabirlerin basın kuruluşlarının mühim bir bölümü de orada konuşlanmışlardı. Sıcak savaştan etkilenmeyen, çok fazla böyle bir isabet falan almayan bir şehir. O açıdan Erdoğan, Zelenski görüşmesinin, mesela Zelenski'yi ziyaret eden liderler hep Kiev'e gittiler. Başkent Kiev'e gittiler. Lviv'de böyle bir görüşmenin olması güvenlik gerekçesiyle ancak izah edilebilir. Bu Erdoğan'ın tercih, tercihimi, Birleşmiş Milletler'in tercihimi, Zelenski'nin tercihimi bilmiyorum ama Erdoğan diğer tüm liderlerin aksine e, Kiev'e değil, e, Lviv'e gitmeyi, daha güvenli bir şehre gitmeyi tercih etmiş görünüyor. Bir önceki yayında da söylemiştim. Ukrayna Savaşı Kırım'a sıçradı bu hürriyetin iç manşeti. Öyle. E, Ukrayna e, bırakın Ukrayna'nın e, Donbas işte bölgesi falan oradaki iddiasını veya işte Mariupol veya Odessa neyse bu limanlardaki iddiasını Ukrayna'nın Kırım'daki iddiası da devam ediyor. Yani Ukrayna savaşın sonunda Kırım ilhak edilmişti 2014 yılında Rusya tarafından. Kırım'ı da Rusya'dan geri almak istiyor. Ondan dolayı bu iş kısa sürede e, çözülmeyecek gibi. Zaten Kiev onu söylüyor. Kırım kurtarılana kadar saldırılar sürecek diyor. Evet. O arada Perinçek Şam'a gidiyormuş efendim Esad'la görüşmek için ama şu detay dikkatimi çekti diyor ki Perinçek. Amacımız iki ülke arasında her alanda işbirliğinin kararlı olarak başlatılması. Sen kimsin? Hangi sıfatla iki ülke arasında işbirliğini başlatıyorsun? Yani 100-150 bin oyu alan e, binde birlik, on binde birlik bir partiden bahsediyoruz. Yani Doğu Perinçek Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu. Son güne kadar zar zor 100 bin imzayı topladılar. Yani parti üyeleri bile yetmiyor. Evet. Biz de soruyoruz işte yani Perinçek hangi vasıfla, hangi yetkiyle, hangi işbirliğini başlatmak için Esat'la görüşecek filan. O arada beraberinde Etem Sancak da gidiyor. Düne kadar Erdoğan'ın Mevlana Şems misali sevgilisi, aşığı Etem Sancak, yeni vatan partili. Evet. Bazı güzel haberler de var. Bunlardan biri de Berk Acar'ın Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olması. Tabi diyeceksiniz ki bir kaymakam atamasından nasıl güzel haber çıkardınız. Agos haberi böyle duyurmuş. Ama iç e, haberi tıkladığınızda e, neden e, Agos'un bu konuyla ilgilendiğini anlıyorsunuz. Çünkü Berk Acar Türk Ermeni toplumundan yani Ermeni bir vatandaş ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Ermeni vatandaş kaymakam olarak atanıyor. O açıdan Berk Acar'ın Kaymakam olarak atanması Denizli'nin Babadağ ilçesine önemli. 1995 İstanbul doğumlu yani henüz 27 yaşında. Özel Sahakyan Nunyan, Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi'ne gitmiş Berk Acar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da Cumhuriyet'in bir ayıbı. 100. yıla gelirken bir Ermeni vatandaşın ilk defa kaymakam olması. Hep söyleniyor ya işte biriz hep beraberiz farklılıklar zenginliğimiz falan bu hikayedir. Bakın bakalım Ermeniler, Rumlar, Aleviler hangi etkili makamlarda pozisyon almışlar? Var mıdır? Kürtler hatta. Evet. Kürtler demişken Selahattin Demirtaş'ın e, tweetiyle devam edelim. Erdoğan'a hakarette bugün diktatörü göndereceğiz diyen Kaftancıoğlu'na soruşturma. Bir önceki yayında bahsetmiştik. Demirtaş e, hicvetmiş bunu, bu haberi. Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı, diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen. Evet. Cezaevinde bile espri yeteneğini kaybetmeyen bir başkan. Ama dışarıda durum pek öyle değil. Diyarbakır Barosu Şeyh deyin, Diyarbakır Barosu ile Şeyh Said Derneği Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. İşte o, o günkü Şeyh Zahit isyanı ve işte sonrasında e, devletin ya, haklılığını savunduğu için. Hatta Ümit Özdağ'ın soyundan birileri de işte bu burada etkili makamlardan biriymiş Şeyh Said ve adamlarının asılmasında. Yılmaz Özdil diyor ki, sözcü yazarı, bu ülkede hukuk olsaydı Şeyh Said derneği diye bir dernek olmazdı. İşte hukuk anlayışı bu ülkede. Hukuk, yüzyıllık resmi söylemle orada ne diyorsa o doğrudur. Dolayısıyla bunun aksini savunanlar dernek bile kuramazlar. Evet. Bir başkası gene paralel konular bunlar birbiriyle alakalı konular. Ulusalcı asker FETÖ'den suikast ihalesi mi aldı sorusuna ilk FETÖ raporunu hazırlayan eski emniyet müdürü Cevdet Saral'ın yanıtı şu olmuş. Cemaatten olmamakla birlikte onlara destek verenler de vardı. Yani diyor ki burada arkadaş yani bazı konular cemaatin işine yaramış olabilir veya e, yarıyor gözükebilir veya cemaatin işine yarayabilecek eylemler arasında sayılabilir. Ondan dolayı onlara da cema onlar hakkında da cemaatten işlem yapılmasına hukuk. Evet, hukuk böyle bir şey. Kapatmadan sosyal ağlardaki bir ezber ve teyit mekanizması. Bu konuları, bu konularla ilgili bir örnek vererek kapatacağım. Ee, ...sosyal ağlarda birisi bir haber atıyor... ...birisi bir şey e, gündeme getiriyor... ...ve herkes doğruymuş gibi onun üzerine atlıyor... ...ve ondan sonra yüz binlerce paylaşım yapılıyor... ...kimse de sonra o, o işin aslına, aslına bakmıyor... ...mesela en son KPSS... ...sorularının çalınması veya işte... ...meselesinde olduğu gibi... ...sonradan ortaya çıktı ki... E, ...benzer yani... ...aynı tıpatıp aynı, tıp atıp aynı e, soru değil de... ...benzer sorular veya esinlenmiş sorular gibi... ...bir, bir şey varmış falan yani... Hangi kitapçıkta çıkmış, hangi YouTube kanalında yayınlanmış falan çok fazla bu iş araştırılmamış falan gibi bir şey ortaya çıktı. Hoş soruşturması devam ediyor. Bakacağız. Ee, bakılacak ilerleyen zaman içerisinde ama birisi bir e, kuyuya taş atıyor. Sonra 40 tane akıllı çıkaramıyor gibi bir e, durum var. Bir tanesi de şu. Hürriyet gazetesinde e, yanılmıyorsam 12 Ağustos'ta bir haber yayınlandı. Boğaz'ın göze, e, en güzel kızı Paşa Bahçe geri dönüyor. Paşa Bahçe vapurunun işte restore edilmiş. Tekrar işte dönüyor vesaire. 2011 yılında Beykoz'daki iskeleye bağlanmış. Orada çürümüş ama daha sonra İstanbul Büyükşehir, büyükşehir bunu 12 yıl sonra tekrar kazandırmış efendim Boğaza. Her neyse Hürriyet'in bu haberinde İstanbul Büyükşehir'den hiç İstanbul Büyükşehir'e hiç atıf yapılmadığıyla alakalı epey bir yaygara koptu sosyal ağlarda. Doğruydu gerçekten. Haberde bir atıf yok yapılmalıydı ama zaten şeyin açılışı vapurun açılışı bir gün sonaydı ve zannediyorum gene 13 bu bir önceki 12 Ağustos bu 13 Ağustos tarihli Paşabahçe yeniden Mavi Sular'da haberinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Tersanesi'nde tamamen yenilenen ...Başabahçe puru falan diye bundan bahsedildi. Açılışa Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı vesaire... ...Ekrem İmamoğlu'nun olduğu böyle fotoğraflı olarak e, verildi. Yani e, hürriyetin belki bir gün önceki hazırlık haberinde... E, ...İstanbul Büyükşehir'den bahsetmemesi bir kabahatti. Belki de gelen tepkiler üzerine ikinci gün böyle bir haber yaptılar bilmiyorum. Fakat ilk gün bundan bahsedenin ikinci gün burada atıfta bulunması icap ederdi diyorum... Bunu da sadece bir örnek olarak ekranlara huzurlarınıza getirdim efendim. Yorum yazmaya devam edin. Yorumlarınızı okuyacağım. Dikkate değer bulduğumu veya üzerinde konuşacak konuşmaya değer bulduğum yorumları ekrana taşıyacağım. Ya da işte burada irticalen spontan cevap vereceğim. Şundan emin olun. Oradan aldığım perspektif bu yayınları yürütmemde hem beni motive ediyor hem de besleniyorum. Bu çok, çok önemli. Youtube'daki izlenmeler kadar oradan aldığım e, bilgi, oradan aldığım ilgi alaka ve onun beni motive etmesi, e, değinmediğim alanlara beni yönlendirmesi açısından da bu önemli. Bunu bir kere daha hatırlatıyor ve yayını kapatıyorum. Bir sonraki yayında haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.